Muhabirimiz Cansu Düzgün'e bir bağlanalım. Cansu'cum sen Deyzi'nin en son görüldüğü yerdesin. Bize bir etrafı da gösterebilir misin? Müge Hanım günaydın, iyi yayınlar. Şu anda Bağcılar Mahmut Bey mahallesine bağlı Taş Ocağı yolu caddesi üzerindeyiz. Deyzi'nin kaybolduğu 9 Eylül'ü 10 Eylül'e bağlayan gece 2.45 sıralarında Taş Ocağı yolu caddesi üzerinde bu noktaya kadar geldiği, en son 3'ü 1 geçe burada bulunan bir akaryakıt istasyonu var. Gece 3'ü 1 geçe bu akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyor. Burada da hemen yanımda bulunan 2661. sokak var. Buraya doğru giriyor, bu sokağa doğru giriyor. Ve burada hemen sağda boş bir arazi var. Hemen size araziyi de göstereyim. Sonra sokağa giriyor ama sokaktan çıkış görüntüsü yok henüz. Evet, evet. Bu sokağın aşağısı aslında basın ekspres yolu dediğimiz yola bağlanıyor. Aşağısı. Fakat buradan çıkış görüntüsü yok. Tamam, en sen son devam burada et, devam 2661 sokağın sağ tarafında bulunan araziye gidiyor. Araziye gittiğini bilmiyoruz aslında. Sokağa girdiğini görüyoruz ama o arazi dediğiniz yerin kapısı yok mu? Gitsem bir... Hanım, kapısı var. Açık durumda. Aslında Deyzi küçük bir köpek olduğu için altından da girebilir. Ha. Altında da boşluklar var. Orası boş, kullanılmayan bir arazi, büyük bir arazi. Bilmiyorum ki bu çocuk buralara mı girdi? Ya yemek de yemesi akşam lazım. Oralarda çok seslendi. Aktif olarak kullanılmayan eski bir fabrika anladığım kadarıyla. Eski bir fabrikanın bahçesi. Evet, evet Müge Hanım. Tamam, peki devam edince ne var sağda solda? Bayağı aslında siteler falan da görüyorum. Sokak boyunca aslında... Bir yürüyün bakalım. Orada izleyicilerimiz de görsünler de onların orada aradığımızı fark etsinler. Benim derdim o. Beni çekmeyin. Burası şu anda boş bir arazideyiz. Fakat sokak boyunca iş yerleri mevcut. Hadi görelim işte Cansu'cum. Hadi yürü bakalım. Hemen gösteriyorum sokağa doğru. Bayağı da yürüyor çünkü bu. Ha, alttan. Geçer geçer alttan istersin. Onlar her yere girebiliyorlar vallahi. Evet devam edelim. O yolun sonu nereye varıyor? Bir onu da bir görelim. Dikkat bu yolun edin. Sonu da aşağısı basın ekspres yoluna bağlanıyor Müge Hanım. O ana caddeye mi bağlanıyor? Arabalar geliyor. Sen... Hemen kenarına bağlanıyor. Tamam sen bir yürü önden. Sen arabalara dikkat ederek, sen önüne bakarak yürü yavrum. Çarpmasın şimdi araba size. Dikkat edin. Hadi yürü sen, yürü yürü. Dikkat et arabalara. Ama burası bayağı bir iş yeri. Yani belki iş yerinin güvenlikleri... şimdi hani gece güvenlik görevlileri vardır ya... Belki şimdi onların eşleri falan arayabilir hani sizin oralarda geldi diye. O yüzden görmeleri güzel. Yürü sen bakalım onun yolun sonu nereye çıkıyor? Hatırlayamıyorum ben buraları çünkü. Yürümüş de olabilir. Şimdi burada da hep böyle şeyler var. Yerleşim yeri de değil. Biz dün akşam oraya gittik zaten. Bu yol devam ediyor böyle. Bir sola çıkıyor. AVM var. AVM'nin oraya çıkıyor. Bir de sağ tarafta yukarıya çıkan bir yol var. O da üst taraftaki araziye çıkıyor. Dur bakalım. O yolun caddenin sonunda da bir otel var. Çıkış yok. Ya buradan hayır, basın beni... eksprese de çıkış yok ama belki küçük bir aralık vardır. Bilmiyorum dün biz hep hayır, gezdik beni, oraları. Hayır beni korkutan şey buraların çok işlek evet. Caddeleri olması. Evet gündüz işlek gece değil. Gündüz çok tabii, işlek. İş yeri çok olduğu evet. İçin belli bir saatten sonra o kalabalık azalıyordur ama. Yani ben tekrar altını çizmek istiyorum. Lütfen Deyzi'nin de görüntüsü ekranda olsun bir tarafıyla da. Evet bir sağa sola bir görelim bakalım. İşte yani bu köpek buralarda bir yerlere gelmiş sevgili seyirciler. Yani bu civarda oturan, çalışan herkesten rica ediyorum. Bu civarda oturan ama çalışan işte eşiniz, oğlunuz, akrabanız varsa lütfen onları da uyarır mısınız? Bir görebilir miyiz sağa sola? Tabii. Müge Hanım şu an sokaktan aşağı doğru indik. Arkamız basın ekspres dediğimiz yol. Hem sağda hem solda yine iş yerleri var ama çok işlek bir cadde burası.
Tamamen iş yeri. Belki de iş yerinde çalışan birisi aldı eve götürdü. Gece de çalışıyor. Bizi izlemiyor mu acaba? Ha, onu söyleyecektim. Diğer tarafa da bakalım. Ben şimdi... Hepsi iş yeri. Yukarıları değil hayatım. Caddeyi göreceğiz. Bu tarafa. Caddeyi. Bu tarafa. Arabalara dikkat edin. Bir yaya yoluna çıkar mısınız lütfen? Benim aklım çıkıyor. Araba çarpacak size diye. Çıkın bir yaya kaldırımına. Nerede yaya kaldırımı? Sen yaya kaldırımında mısın şu an? Çık yaya kaldırımına. Annen de izliyor diyecek, çocuğuma araba çarpacak diyecek. Şimdi bak benim kızım olsa derim yani kaldırıma çık. Çık kaldırıma. Önce can güvenliği. Evet, buralar hep iş yeri. Ve çok işlek bir cadde. Bir tane otel var caddenin en sonunda. Oradan sonra çıkış yok zaten. Bak Cansu ne diyor? Cansu telefonunu aç, her gördüğün kişiye sor. Şeyleri bu dükkanların tek tek gir şeylerine, de ki biz köpek arıyoruz, alanınız var mı de. Ve ben tekrar altını çizmek istiyorum. Bakın bu köpek buralarda geziyor. Ben eğer onu burada görseydim, hani araba çarpmasın diye alırdım. Yani sahibi var yok bakmam. Ben bunu illaki aldılar da köpeği çaldılar demiyorum. Kimseye de siz çaldınız da diyemeyiz. Bu köpek kendisi gitmiş, buralara kadar gelmiş. Ev yok, bark yok. Bırakıyorlar insanlar, yine tekrarlıyorum. Lütfen hani bizde çıktığında aa çaldın falan derler diye de kimse düşünmesin. Hiç öyle bir niyetimiz yok, hayır, değil mi? Asla, asla minnettar oluruz. Hatta duacılar olur. Sen de seslen bir izleyicilerimize. Ya Müge abla şöyle bir şey de söyleyeceğim. Bize çok sayıda, bizim kendimize de çok sayıda ihbar geliyor. Ben size ihbarda bulunanlara da bize de bulunanlara... Hani şurada gördük diyorlar. Hepsine çok teşekkür ederim. Yardım etmeye çalışıyorlar ama gördükleri an bize küçük bir fotoğraf daha yazsalar bizim işimiz çok daha fazla kolaylaşır. Şimdi gördük derken dün sana anlattım yani arkadaşımızın köpeğini de senin köpeğin sanmışlar. Hani insanlar da tedirgin de oluyorlar. O da anlamış yani Müge Anlı sesi duyunca benim köpeği ya benzettiler diye. Ya bilmiyorum, bu da koca köpek kim alıp da evinde de beslemek ister kardeşim. Bu belki ya çoluğun çocuğun elinde bazen oluyor. Yani buralardan da nereye gitsin? Yani inşallah o işlek caddeye çıkmamıştır. Tek endişem o. Evet. Biz hep bu buralara, onun üst taraflarına her zaman bakıyoruz zaten. Dün tekrar baktık. Ama hayatım birisi de aldı eğer hayattaysa. Yani inşallah hayattadır. Aksini düşünmek bile istemiyorum ama birisi de aldı. Besleyecek. Ne yiyecek bu köpek? Evde yetişen köpek sokakta ne yer? Adapte olamaz ki. Yani arabalara bile adapte olamaz. İnşallah ki iyi niyetli biri almıştır. Yani evinde şu anda barındırıyordur. Terk edilip, terk edildi zannedip almıştır. Belki de öyle düşündüler. Terk ettiler diye de düşünmüş olabilirler. Tabii ben de mesela bazen arabayla giderken böyle tasmalı bir sağa sola şaşkın bakınan bir can dostu gördüğümde bir an tereddüt ediyorum. Acaba gerçekten biri bıraktı mı sokağa evet, olabilir diye. Bunu yani hepimiz yaşıyoruz. Çok normal evet. Öyle. Hepimiz yaşıyoruz. Yani iyi niyetli birinin elindeyse inşallah getirir. Evet. Yani etrafı da gösterdik. Artık gerisi izleyicilerimize kalmış. Böyle yeni köpek edinen falan birisi de varsa lütfen bizi arayın, haberdar edin.